Herkese merhaba, ben Şenol. Bu videoda sizlere formüllerde çok sık kullandığımız hücre başvuru çeşitlerini nasıl kullanabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Başvuru, bir çalışma sayfasındaki hücre veya hücre aralığını tanımlar. Başvuruları kullanarak bir hücredeki veriyi birden fazla formülde veya birden fazla veriyi bir formülde kullanabiliriz. Başvurular mutlak, göreceli ve karma şeklinde üçe ayrılırlar. Göreceli başvuru, formülü içeren hücrenin konumuna göre değişkenlik gösterir. Mutlak başvuru, formülü içeren hücrenin konumunun sabit olmasına göre çalışır. Karma başvuru, mutlak ve göreceli başvuruların birlikte kullanılmasından oluşur. Mutlak sütun, göreceli satır veya göreceli sütun, mutlak satır şeklinde çalışır. Başvuru olarak kullanacağımız hücredeki veriyi F4 tuşuna basarak dolar işaretini koyar. Bu sayede mutlak, göreceli ve karma başvuru şeklinde kullanabiliriz. Şimdi verdiğim tüm bu bilgileri örneklerle açıklamaya çalışayım. Ben örnek olarak yaptığım bu çalışmada göreceli, mutlak ve karma başvuruların hepsini kullandım. Şimdi sayfa 2'de bunları tekrar kullanalım ve nasıl yapıldığına bakalım. Bunun için bu alana geliyorum. Özel yapıştır değerleri, özel yapıştır biçimleri diyorum. Önce göreceli başvuruyla başlayalım. Bunun için şu alandaki şu toplamları siliyorum ve şuraya geliyorum. Buraya formüllerden otomatik toplamı seçiyorum ve gördüğünüz gibi bu alan seçilmiş oluyor. Enter. Ben şu anda şu hücreyi toplattım. Bir alt hücre için çektirdiğimde altındaki hücreler de toplanmış oluyor. İşte bu göreceli başvuru oluyor. Yani burası da şu şekilde yaptığım zaman göreceli başvuru. Çünkü bu şu anlama geliyor. Bu sütunun değerleri altında toplanmış oluyor. Onunki de bu şekilde. Burada satırın değerleri şurada toplanmış oluyor. Yani her satıra göre veya her sütuna göre toplamları almış oluyoruz. Buna göreceli başvuru diyoruz. Peki mutlak başvuru nasıl oluyor? Onu da şöyle göstereyim. Ben buradaki toplamları, şu üretim, stok ve satış toplamlarını, tüm toplamlara oranını bulmak istiyorum. Bunun için de şöyle yapacağım. Shift eşittir. Şurası, yani üretimin toplam değeri, bölü diyorum, tüm toplam değeri oranını bulacağım. Enter. Bunu şuradan yüzde yapayım. %40'mış. Yani 7791, 19597'nin %40'ıymış. Şimdi ben bunu aşağı çektirdiğim zaman 4884 ve 6992'nin de yüzde olarak oranlarını görmek istiyorum. Çektirdiğim zaman bakın hata verdi. Çünkü şu anda gidip boşluğu bölmeye çalışıyor. Aslında şurası, gördüğünüz gibi şu 19597'yi seçerken burada boşluğu almış oluyor. Çünkü formül çektirdiğim zaman aşağı kaymış oluyor. Peki bizim ne yapmamız gerekiyor? Bizim burada 7791'i 19597'ye böldük. 4884'ü de buna bölmemiz lazım. 6922'yi de. Peki bu şu hücrenin sabit olması gerekiyor. Bunun için de şuraya geliyorum. Bu hücre ne? N5 hücresi. Buraya geliyorum. N5'e geliyorum. Ortasına. F4'e basmaya başlıyorum. İlk bastığımda 2 tane dolar çıktı. Bu şu anlama geliyor. N sütununu sabitliyor. Burada 5. satırı da sabitliyor. Yani şurası oluyor. N5 dediği burası. Hem sütunu hem de satırı sabitlemiş oluyor. Bu mutlak başvuru yaptığımız anlamına geliyor. Enter dediğimde artık aşağı doğru çektirebilirim. Çünkü nasıl burası buna bölüyorsa artık diğer değerler de, yani 4884 stok toplamı ve satış toplamı da buraya bölecek. Şimdi karma başvuruyu örnek yapalım. Ama bunun için şunun olduğu gibi şöyle bu değerleri alacağız. Yani aslında şurayı alacağız. Şuraya yapıştırayım. Şunları da alayım. Şuraya yapıştırayım. Burada yapacağımız işlem şu olacak. Ocak ayının üretim değerini toplam değere böldüreceğiz. Yani Ocak ayının değerinin toplam yıla olan oranını bulacağız. Bunu da şöyle yapacağız. Shift eşittir diyorum. Şunu seçiyorum. Bölü. Şurası diyorum. Enter dediğimde şunu yüzde yapalım. Ve sağ tarafa doğru çektirelim. Bakalım neler olacak. Yine hata verdi. Çünkü şöyle göstereyim. Bunu N2'ye bölerken bunu da formülde artık kaymaya başlıyor. En sona bakalım.
Şurada kaldı tabii. Şöyle göstereyim. Buradan bir tane göstereyim. Evet. Peki bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Bizim bu sefer şunu yapmamız gerekiyor. Ocak ayında yaptığımız hesaplama gibi diğer aylarda hesaplatmamız gerekiyor. Yani üretim değerini, Ocak ayının üretim değerini toplam değere böldürmüştük. Diğer aylarda böldürmemiz gerekiyor. Bunun için de yapmamız gereken bizim toplam değerdeki hücreyi sabitlememiz gerekiyor. Ama mutlak olarak değil, karma başvuru yöntemiyle. Yani burada bizim sabitlememiz gereken satır değil sütun olmalı. Şuraya geliyorum N2'nin ortasına. F4'e basıyorum. Bunu zaten biliyorsunuz. Mutlak başvuruda gördük bunu. Her iki tarafında sabitliyor. Yani harf olan sütunu, rakam olan da satırı ifade etmekteydi. Ve her ikisinin de başında dolar var. Bu şu anlama geliyor. Hangisinin başındaysa orayı sabitliyor. Bizim yapmamız gereken sadece N sütununu sabitlemek. Yani N sütununda bırakmak. Bunun için tekrar F4'e basıyorum. Şu an satırı sabitledi. İstediğimiz bu değil. Evet, şu anda oldu. Enter dediğimde ve formülü yan tarafa çektirdiğimde istediğim sonuca ulaştım. Aşağı doğru da çektiriyorum. Aşağı doğru çektirince oldu mu? Bakalım. Evet, istediğimiz oldu. Burası aylık satışların toplam satışı oranları. Burası da aylık stok değerlerinin toplam stok değerlerinin oranlarını gösteriyor. Peki biz buradaki karma 1, buraya karma 1 yazalım. Biz burada nasıl yaptık? Burada üretim stok ve satış değerlerinin aylık olarak toplamlarına oranlamış olduk. Bir de sadece şöyle yapalım. Aylık değerleri toplam değere oranlayalım. Bunun için de şuraya geliyorum ve şunları alayım. Şuraya kopyalayayım. Karma 2 diyeyim buna. Şunları silelim. Burada nasıl bir yöntem yapacağız? Shift eşittir diyorum. Şu bölü şuradaki toplam değer. Enter diyorum. Ben bunu çektirdiğimde gayet iyi çalışıyor. Çünkü kendi bulunduğu sütundaki değere bölüyor. Ama ben bunu aşağı çektirdiğimde Ctrl D diyelim. Bakın hata verdi. Şöyle göstereyim. Çünkü gitti buradaki boşluğu alıyor. Bir alta geldiğimiz zaman yine Ctrl D dediğimde onun da bir altına inmiş olacak. Peki bizim şu bu sefer şunu sabitlememiz gerekiyor. Şu değerleri sabitlememiz gerekiyor. Şuraya geliyorum. Burası B5 hücresi oluyor. Geliyorum şu ortaya. F4 diyorum. Mutlak değere çevirdim. Karma değere çevirdim ama satırı seçti. Bizim istediğimiz sonuç buydu. Enter dediğimde tekrar çektiriyorum. Yine aynı şekilde değerleri alıp şimdi aşağı çektirdiğim zaman doğru hesaplamayı yapmış oluyor. Yani burada sütunları sabitledik. Burada ise satırları sabitledik. Şimdi son örneğimize geçelim. Bunun için şuraya geliyorum ve şuradaki fire oranı değerini alıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Burada ne almışız? Şunları alalım. Şuradan da üretimi alalım. Burada ne yapmışız? B2 çarpı R1 demişiz. Yani şuradaki değeri, üretimin ocak değerini şuradaki yüzdeyle çarpmışız. Yapalım. Şu çarpı. Burada değer tek başına olduğu için bizim mutlak değeri kullanmamız gerekiyor. Yani sadece şu şekilde iki tane doları hem sütunu hem de satırı sabitlememiz gerekiyor. Enter dediğimde burada yaptığımız işlem şu. 291'in %10'una bakmışız. Yani üretimin %10 firesini hesaplatmışız. Bunu yan tarafa doğru çektirdiğimizde diğer aylarında oranlarını, fire oranlarını hesaplatmış oluyoruz. Şöyle bir kontrol edelim bakalım. Doğru mu? Evet, Temmuz ayındayız. Burada Temmuz'dayız. Temmuz'un değerini %10'la çarpıyor. Evet, Kasım ayında aynı şekilde. Mutlak, göreceli ve karma başvuru çalışması ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma üye olmanızı ve yeni videolarımdan haberdar olmanız için de bildirimleri açmanızı rica ediyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.